Arkadaşlar hepinize merhabalar. İzmir Karabağlar Sanayi'de ve dönerci Fuat Usta'ya geldim. Kendileriyle sizleri tanıştıracağım ve güzel, enfes bir hakiki bir et döner yiyeceğiz arkadaşlar. Şimdi hazırlanın. Çok güzel bir et döner videosu sizlere bekliyor. Fuat Usta, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Teşekkürler, siz nasılsınız? Sağ ol abi, ben de iyiyim. Nasıl gidiyor işler? Şükür. Allah'a şükürler olsun. Allah utandırmasın abi, daim olsun. Teşekkür ederim. Yine işinin sağlam. Başındasın. İşinin başındayız, aynen. Ne yapacaksın abi? Koşturmazsan, başına durmazsan aynen, olur. Aynen. Abi, 32 yıldır buradayım. Karabağlar'dayım. 32 senedir tanımayan yok. 32 yani. Yıldan beri aynı yerde misin? 32 yıl oldu. Yok, biraz ilerideydim. Şubaya yeni geldim buraya. Anladım. Burayı yeni açtık yani. Aynı yerlerde değil mi? Devamlı aynı yerde. Karabağlar'dayım. 32 senedir Karabağlar'dayım. Şimdi tam da dürüm siparişin üstüne geldik. Aynen. İlk önce ekmekleri yağladım. Gözüme çarptı. Aynen, ısıtıyoruz orada. Şu dönerin güzelliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Dönerimiz sırf sadece et. Başka hiçbir şey yok. Sadece abi, et. Ben sana bir şey diyeyim mi abi? Görüntüden sağdan belli oluyor. Aynen. Dana etinle yapıyoruz. Sadece dana eti. Ayrıca kuzu boşluğu var içinde. Sadece kuzu olarak kuzu boşluğum var. Kuzu boşluğu var ve dana budu var yani. Antrikotla birlikte karışık. Karışık bir et kullanıyorsunuz. Zaten bir yiyen zaten hemen fark ediyor. Farkının yani lezzetin farkına varıyor yani. Sağdan lezzetli olmasa, işini iyi yapmasa bunca burada sağdan barınamaz. Zaten sanayide zaten müşteriler devamlı olduğu için güzel yapmadım. Adam bir sever yer, iki sever. Bir daha da yemez. Aynen. Yani. Çünkü abi şöyle bir şey var. Sanayi lezzetleri dediğin zaman duracaksın kesinlikle, abi. Çünkü sanayide kesinlikle. Kötü yemek tabii. İmkanı yok. Olamaz. Tabii. Şimdi müşterilerin daim müşterilerim var. Hepsi daim müşteri. Her gün geliyor yani. Barınamaz. Bir de şurada bir tavuk döneri görüyorum. Tavuk da var bizde. Aynen. Tavuğumuz da güzel yani. Tavuğun neresini kullanıyoruz? Tavuk göğüs kullanıyoruz genelde. Göğüs tarafını kullanıyorsun. Bu da döner eti istemeyenler değil mi? Tavuğu... Tabii tabii, aynen öyle. Et tavuk yemeyenler varsa aynen. Tavuk yiyorlar. Ondan dolayı. Bir alternatif olsun diye bırakmışsınız. Bence güzel ama olmuş. Ama etimiz farklı. Etimiz gerçekten aynen. De etimiz yani tektir. Şimdi ben burada geçerim. Bayağı var. Kaç kilo var şu anda burada? Burada 25 kilo falan var. Oo güzel maşallah. Ya işler şu an biraz tabii piyasadan dolayı yoksa normalde 30-35 kilo falan takıyoruz. 30-35 kilo takıyorsunuz. Aynen. Bu sanayide bu kadar şey takmak da yani tabii. Büyük değil mi abi? Ya zaten en çok takan biz yani. Sanayide bizden fazla takan yok. Bu civarda Karabağlar'da en çok yüksek şey yapan biziz yani. Allah daim etsin abi. Amin. Allah utandırmasın. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi hemen dönerle kestiniz ama gramaj mı kullanıyorsunuz? Tabii biz gramaj. Çok iyi bir şey. Çok iyi gramaj. Kaç gram oluyor şimdi dürüme? 70 gram, 80 gram civarına veriyor. Başlıyor. 70 ile 80 gram arası değil mi? Şöyle dolgun dolgun oluyor zaten. Dur abi. Şimdi tekrar geldi. Şöyle yapıyoruz. Bak bayağı dolgun oluyor. Peki. Bu şekilde değil mi? Bu şekilde. Aynen. Peki abi, biraz fiyatlardan bahsedelim. Dürüm olsa, yarım olsa, porsiyon dürüm olsa. Dürüm yarım 45 lira. Porsiyon olunca 90 lira oluyor. Yanında pilavı oluyor, salatası oluyor, soslu tereyağı oluyor, hepsi oluyor. 90 lira. 90. İskender olursa da aynı. İskender farkı yok. Pilav farkı yok. Pilav üstü de aynı, sadesi aynı. Anladım. İskenderi aynı. Fuat abi, sadece et dönerim var. Sadece et döner. Et döner ve tavuk döner değil mi? Aynen. Başka bir şey yok yani. Ya şöyle diyorsun yani, en iyi iş bildiğin iş değil mi? Fazla kurcalamayacaksın, fazla yani karıştırmayacaksın. Fazla çeşide girdiyse kalite düşer yani. Bizim çünkü et de meşhuruz biz burada. Yani bizi tanımayan yok. O Karabağlar'da kime sorarsan sorun döner, Fuat dedin mi zaten? Tamam. Aynen. Farkı yaratmışsın abi. Aynen. Bu da ekmek arası. Tavuk mu? Hemen tavuk siparişi mi geldi? Tavuk siparişi de geldi. O da mı aynı gramaj oluyor abi? Aynı gramaj. Tavuk da aynı. Bizim zaten birazdan iş başlar. Bizim burada 12'de 13'de başlıyor işimiz. Kaça kadar sürüyor Fuat abi? 4'e kadar falan sürüyor. Diyor çok yoğun bir şekilde sürüyor. Yoğun tempo. Ondan sonra yavaş yavaş. Bir de sanayi ortamı olduğu için saat 5'e tamam, kadar. Yemek saati ya. Yemek saati bitti mi? Tamam yani. Tavuğumuz da böyle. O da aynı gramaj. Aynı gramaj. Bir şey dikkatimi çekti. Teraziyi farklı farklı kullanıyorsun. Birbirine karıştırmıyorsun. Bak kesinlikle. Çok bunun güzel. Bıçağı ayrı, maşası ayrı, kaşığı ayrı, her şey ayrıdır. Şimdi abi kesinlikle birbirine bulaştırmaz. Anladım. Fuat abi şimdi döner kesmeni istiyorum. Çünkü bir şey göstereceğim ben izleyenlere. Bu suyu göstermem lazım. Aynen. Bak şimdi. Bakın arkadaşlar bak. Döner bak. Sulu sulu oldu nasıl belli görüyor musun? Bak şimdi. Şu anda abi gözyaşı bu abi biliyor musun? Ağlıyor. Bak şu anda. Sulu sulu. Böyle. Bu adam bu ne demek biliyor musun? Ben hazırım, beni yiyebilirsin. Aynen. Öyle aynen. Değil mi abi? Aynen öyle. Şimdi abi ben ne yiyeyim? Sana et döner verelim abi. Tamam et döner elimiz elinden sana... verelim bir bak. Tamam abi o zaman hazırlayabiliriz. Tamam inşallah.
Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz bak döner nar gibi kızardı ve şimdi kesmeye başladım. Bak şöyle yaprak yaprak görüyor musunuz bak. Bak. Bunu kesmesi de ayrı bir yetenek işte. Evet. Bak hemen kestiğini şuradan yaprak. Teraziye atıyor bak. Şimdi ben sade döner yiyeyim o zaman değil mi? Sade, en güzeli sade. Zaten... Şimdi niye diyeceksin Fuat abi? Etin tadını alabilmek için değil mi? Hiçbir şeye karıştırmayacaksın. Sadeyi tavsiye ediyoruz. Evet. Çünkü etin tadını daha iyi anlıyor. Daha lezzetin farkı, daha iyi farkına varıyor. Evet. Şimdi sosunun tadını alıyor yani. Aynen. Biz kendi için etimize güveniyoruz. Sana güvendiğim buradan belli ne diyorsun? Bana sadeye diyorsun. Tabii, etin tadını alıyorsun. Önemli de böyle. Bu şekilde geldi. Böyle yaprak yaprak. Kaç gram oldu bu abi şimdi? Bu 120-130 gram civarı. 120-130 gram. Fiyat ne kadar demiştik? 90 lira. 90 lira fiyat şu anda. Abi bize buranın bir açık adresini söyle. Şimdi İzmir, Karabağlar sanayideyiz ama tam evet. Göbekliyiz ama bir açık adresi söyle sen. Bura eski Aydın yolu olarak geçiyor. Evet. Aşık Veysel Mahallesi. 5730 sokak. No 124. Dönerci Fuat. Aynen. Sana kime sorsun? Zaten eski Aydın yolu diye şey yapılan Dönerci Fuat'ını herkes tanıyor. Herkes biliyor. Fuat abi şimdi bu sosundan biraz bahsedelim. Burada ben bir sos gördüm. Bu sos da İskender için. Bu soslu döner isteyenler için. Evet. Burada özel mi abi? Sana özel mi yoksa? Özel. Sade. Kendimize özel. Her döner için kendine özel bir sos oluyor. Bu da bizim kendimize özel. Anladım. Burada da tereyağı yapıyoruz tavada. Çok güzel. İskenderlerin üzerine dökmek için. Burada pilavımız var. Pirinç pilavımız var. Dönerlerin yanına koyuyoruz. Her isteyenin yanına bırakıyor musunuz? Tabii. Yani sadenin, İskender'in yanına kesinlikle pilav koyuyoruz yani. Anladım. Tereyağı falan da isteyene koyuyoruz. Sos da isteyene. Sen öyle burada akşama kadar tek başına burada duruyor musun abi? Duruyorum. Abi Allah kolaylık versin ya. Ben işimin başındayım yani. Tamam da kışın kolay da abi yazın ne yapıyorsun sen Allah aşkına? Alışkınım yazın daha güzel. Yazı seviyorum. Ya bırak Fuat abi de ekmek parası. Sıcak beni etkilemiyor. Mecburum ekmek parası. Desene artık insan bir belli vakitten sonra aynen. Alışıyor. Ya işimi severek yapıyorum. Aynen. Yani. Sevmediğin zaman zaten olmuyor. Kesinlikle aynen. Sevmeden yaptığın işte zaten aynen. Ne tadını bulabilirsin ne lezzetini yakalayabilirsin. Abi teşekkür ettim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun size yemeği alalım. Eyvallah abi. Afiyetesin şimdi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu şekilde soframız hazır. İzmir Karabağlar Sanayi içinde dönerci Fuat Usta'dayız. Bakın şu döneri size ben yakından göstereyim. Hakiki et döner abi. Buna deneyecek hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok abi. Zaten kesilirken de gördünüz. Bunlar yanına ikram olarak geliyor arkadaşlar. Şurada da sumaklı soğan. Bu isteğe göre geliyor arkadaşlar. Ama ekstra bir ücrete tabi değil. Kendilerine ait bir de yayık ayranları var arkadaşlar. Şöyle. İlk önce bir ayran bir içelim. Of. Mis gibi. Şimdi şöyle bir dönerimizi sade şekilde yiyelim. Hiç içine soğan falan koymadan bu şekilde bir yiyelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Vay. Vay babam vay. Muhteşem. Tüm samimiyetimle söylüyorum muhteşem. Vay ki ne vay. Abi bu ne ya? Vallahi mükemmel ya. Ben bunu yine sade yiyeceğim abi. Bak. Şöyle yaklaşsana Allah aşkına. Şu güzelliğe bak ya. Abi müsaadenizle. Canı çekenler için şimdiden özür dilerim kusura bakmayın. Ama bunu gömeceğim. Ha, burada sadece dönerin güzel olması önemli değil arkadaşlar. Bakın öyle bir dönerci Fuat böyle bir ortam olmuş ki. Şu arkadaki su havuzunu görüyor musunuz? Hangi sanayide, hangi mekanda şu ortam var? Bak. Geliyorsun çalışıyorsun orada sarayın içinde. Bir saat diyelim yemek istirahatin var. Geliyorsun burada oturuyorsun. Güzelce önüne dönerin geliyor. Ve su havuzunun yanında bak su seslerinin içinde. Oo, vay vay ki ne var. Güzelce et dönerini yiyorsun ya. Bununla daha güzel bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bak. Şuraya bak. Bak. Bugün Karabağlar Sarayı'da ne lezzetlere denk geldik ya. Bomba videolar geliyor valla. Şuraya bak. Mükemmel. Ben buna ne soğan bırakacağım ne de pilavını sürüceğim. Sadece et yiyeceğim arkadaşlar. Vallahi. Şimdi
Buraya gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. İnanın ki dönerim muhteşem. Mükemmel ya, vallahi harika. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bomba videolar geliyor, takipte kalın. Görüşmek üzere.